İsmail Saymaz, Sözcü Gazetesi, Milli Dolandırıcılık Harekatı. Saadet Partisi Batman İl Başkanı Mustafa Yıldız, alacaklısının oğlunu kaçırıp alıkoymaktan tutuklandı. Batman'dan Ankara'ya uzanan, polisiye filmlere konu olabilecek bir dolandırıcılık hikayesi bu. Üç katı ona çıkarmak istedim. Mustafa Yıldız ve oğlu Fatih Batman'da müteahhitlik yapıyor. Yıldız Kültür Mahallesi'nde iki katlı eski yapıları kentsel dönüşümle yıkarak yeni bina yapmak için belediyeye başvurdu. Batman Belediyesi komşu parsellerde 10 kata kadar emsal izni verirken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yalnızca 3 kata olur diyor. Yıldız vazgeçti ki komşusu Ramazan Turan Yıldız'a Ankara'da adamlarım var, hallederiz dedi. 15 Temmuz TV Gel zaman git zaman Yıldız bürokratik işleri için Ankara'dayken Turan aradı. İşini çözecek adamlarla iletişime geçtim. Gelip seni alacaklar dedi. Bir makam arabası ve korumalar geldi. Yıldız'ı restorana götürdüler. İçişleri Bakanlığı eski müşaviri diye kendisini tanıtan İbrahim Samurçay'ın karşısına oturttular. Bu kişi 4 yıl önce 15 Temmuz TV'yi kuracağım diyerek çalışanların maaşlarını bile ödemeden tüyen Eskişehirli yerel bir gazeteciydi. Yıldız kuşkulandı. AK Partili aday devreye girdi. İki hafta sonra Batman Beşiri'nin iki köprü beldesinde AK Parti'den belediye başkan adayı olan Metin Taş devreye girdi. Yıldız'ı arayıp, sıkıntını duydum, yetkililerle görüşerek emsal işini çözeceğim dedim. İşlemler için Yıldız'dan para aldı. Üç ay geçti. Dokuzuncu kat 109 nolu oda. Yıldız Taş ve beraberindeki iki kişi 12 Ocak 2023'te İçişleri Bakanlığı ek binasına gitti. İddiaya göre burada onları Soylu'nun sosyal medya danışmanı M. Burak Gültekin karşıladı. Gültekin, sizin işinizi halledecek kişi yan odada dedi. Batmanlıları bakanlıkta görevi olmayan Feryat Gökdağ yönlendirdi. Gökdoğan, Milli Beka Hareketi'nin siyasi işlerden sorumlu genel başkan yardımcısıydı. 9. katta 109 numaralı odada toplandılar. Gökdoğan, emsalin 10 kata çıkarılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde sorunu çözeceğini vaat etti. Tabii ücreti mukabilinde. Birine daire, diğerine 10 milyon. Yıldız Batman'a döndü. Ramazan Turan iddiaya göre Yıldız'ı arayarak işin halli oldu dedi ve para istedi. Aksi halde işi bozarım diye tehdit etti. Yıldız bir miktar para gönderdi. 6 Şubat depremi oldu. İş askıya alındı. Yıldız işgillenince 22 Mayıs 2023'te tekrar toplandılar. Yıldız, Gökdoğan ve Metin Taş arasında sözleşme imzalandı. Sözleşmede şöyle yazıyor. Yarın 1500 verilecek ve geri kalan 1500 de Cuma'ya kadar verilecektir. Hacının Yıldız evrakları 30 gün içerisinde teslim edilecek. Evraklar teslim edildikten sonra Metin Taş'a bir daire verilecektir. Seçili daire olacaktır. Bu şartlar yerine getirilmezse sözleşme iptal edilecek, Mustafa Yıldız'ın hakları iade edilecektir. 7500 TL verilmiştir. Toplam 10 milyon TL. 16.2 milyon TL dağıttı. Bu arada Gökdoğan'ın adamı diye bilinen resmi görevleri olmadığı halde, kendilerini öyle tanıtan Ali ve Murat adlı kişiler, Yıldız'ı aradı ve işinin olması için para gerekiyor dedi. Yıldız 15.600.000 TL'yi banka üzerinden, 600 bin TL'yi elden gönderdi. Yıldız, 9.4 milyon TL'yi Gökdoğan'ın annesine, 4.1 milyon TL'yi Taş'a, 1.2 milyon TL'yi Mehmet Şerif Akar'a, 1 milyon TL'yi Murat adlı kişiye, 400 bin TL'yi de Ali'ye havale etti. Yıldız haber beklerken, Gültekin'in danışmanı olduğunu söyleyen bir kadın, bakanlığa ait 0312 422 nokta noktalı bir numaradan arayarak işiniz halloldu, hayırlı olsun dedim. Sahte evrak verdiler. Batmanlı Ramazan Turan iddiaya göre WhatsApp üzerinden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Antetli sahte evrak gönderdi. Bu evrak 24 Kasım 2023 tarihli. İmar değişikliğinin bakanlıkça onaylandığı ve ilana çıkarıldığı yazıyor. Turan sahte evraka karşılık Turan'a 4,5 milyon TL'yi verdi. Artık sona gelinmişti. Yıldız işlemi başlatmak için Batman Belediyesi'ne gidince gerçek ortaya çıktı. Belediye yetkilileri evrakın sahte olduğunu söyledi. Yıldız dolandırıldığını anladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Soylu ile görüşme. Yıldız parasını kurtarmak için Batmanlı Deva İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Ekmen aracılığıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Soylu ile görüştü. Soylu eski danışmanını arayarak bu işin aslı ne parayı iade edin dedi. Gültekin haberim yok dedi. Alacaklısının oğlunu kaçırdı. Mustafa Yıldız ve oğlu Fatih sonuç alamayınca aralarında Gültekin'in de olduğu 11 şüpheli hakkında suç duyurusunda bulundu. Soruşturma sürerken Gökdoğan'dan borçlarına karşılık senet aldılar. Ancak senetler ödenmedi. Yalnızca taş aldığı paranın 3 milyon TL'sini geri ödedi. Yıldız parayı kurtarmak için Tuğra'nın oğlu Cenk'i kaçırmaya karar verdi geçen 27 Şubat'ta ÜK, KS ve ED ile birlikte Cenk Turan'ı zorla araca bindirdiler. Telefonuna el koydukları Turan'ı bir gün alıkoydular. Baban Yıldız'ın 12 milyon TL borcunu ödesin diye gözdağı verip ertesi gün bıraktılar. Yıldız ve 3 şüpheli 29 Şubat'ta cebir tehdit ve hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçlamasıyla tutuklandı. Gültekin bakanlığa gelmiş olabilir, ben yoktum. Soylu'nun eski sosyal medya danışmanı M. Burak Gültekin şu an AFAD'da görev yapıyor. İddiaları sormak için Gültekin'i aradım. Gültekin, Mustafa Yıldız'ın doğrudan kendisine değil, arkadaşı Feryat Gökdoğan'a ulaştığını iddia ediyor. Gökdoğan'la nereden tanışıyorsunuz diye sordum, şöyle dedi. Eskişehir'de AK Parti'de ve İş Adamları Derneği'nde görev yapan Hasbelkeder tanıdığım biri. Bakanlıkta bir görevi var mı diye sordum, görevi yok diyor. Yıldız ve Gökdoğan'ın ticaret yaptıklarını iddia eden Gültekin şöyle devam ediyor. Yıldız usulsüz bir işlem için feryattan aracı olmasını istiyor. Üç katlı binanın on kata çıkarılması ve işin kitabına uydurulması için. Ben hiçbir tarafında yokum. Alışveriş yapıyorlar. On milyon TL gönderilmiş. Araya deprem giriyor. İş olmuyor. Diyorlar ki paranızı iade edelim. Onlar da seçimden sonra dolar arttı diyor. Kavga burada başlıyor. Beni defaatle aradılar. Hiçbir bilgim yok dedim. Gültekin'e şu soruları yönelttim. 12 Ocak 2023'te İçişleri Bakanlığında siz Yıldız, Gökdoğan ve Taş görüşme yaptınız mı? Ben yoktum. Böyle bir yerde toplandılar ama siz mi yoktunuz? Orası Bakanlığın 9. katı. Benim olduğum birim. 109 numaralı oda sizin odanız mıydı? Benim odam değil. Bizim olduğumuz katta. Anlamak için soruyorum. Burada görüştüler ve siz burada mıydınız? Buraya bu kişiler hiç gelmedi. Harita geçmişimden bakıyorum. 12 Ocak'ta Ankara'da değilim ki. Bunlar burada bulunmuş olabilirler ama siz yoksunuz. Şunu yapmış olabilirler. İş kule orası. 20 küsür katlı. Binaya her türlü gelmiş olabilirler. 2000'e yakın personel çalışıyor. Gelmişlerdir. Bunlar nasıl gelebiliyor İçişleri Bakanlığı'na? Kim sokuyor bunları? Böyle kolay mı girmek? Orası şey, merkez bina değil, makam binası değil, İller İdaresi Genel Müdürlüğü. Gelebilir mi insanlar randevusuz? İller idaresine gelir der ki uzman yardımcısına geldim asansöre biner çıkar. Burada toplanmışlar. İddiaları öyle. Gökdoğan'a yönlendirensiz misiniz? Yok bunlar sosyal medyadan bakıyorlar eskiye dönük. Feryat Bey'le fotoğrafımız var. Diyorlar ki bunlar arkadaş. Siz yönlendirmediniz öyle mi? Yok kendilerini resmi görevli diye tanıtan ve sizinle bağlantılı oldukları iddia edilen Ali ve Murat adlı iki kişi Yıldız'dan para istemiş. Tanır mısınız? Herhangi bir şeyim yok. Danışmanınız olduğu iddia eden bir kadın görevli 312'li numaradan aramış. İşiniz halloldu demiş. Orada arama da yok. Benim bildiğim bunların farklı kişilerle irtibat kurup onlar tarafından dolandırıldığı yönünde. Benim bir iş takibim yok. Ben bakan beyin sosyal medyasını yürüten biriydim. Telefon numarası bakanlığa mı ait? Dahilinde girince 422 ile başlayan bütün numaralar bakanlığa ait. Bakanlıktan aramışlar yani. Onun iftira olduğunu düşünüyorum. Sizi neden katıyorlar? Bunlar ne zamanki parada anlaşamadılar. Dediler ki feryatını Burak'la arkadaşlığı var. Burak kim? Bakan müşaviri. Biz buradan yürürsek faiziyle alırız diye hevese girdiler.